Şimdi efendim AK Parti ilçe kongrelerini yapıyor. Siyaset tabii ki çok konuşacağız. Artık bundan sonra siyaseti çok konuşacağız. Yani 1,5 saatlik eğer bir program yapıyorsak efendim 90 dakikanın 70 dakikasını siyaset konuşacağız. Çünkü önümüz siyaset. İlçe kongreleriyle ilgili ne düşünüyorsun? AK Parti'nin işte dün Yakutiye ve herhalde Palandöken ilçe kongreleri yapıldı. Değişim yok. Hüven tatilinde. Bilmiyorum efendim yönetimlerinde bir değişim oldu mu isim olarak onu bilmiyorum ama sonuçta bir değişim yok. Ne düşünüyorsun ilçe kongreleriyle ilgili? Dün itibariyle Sayın Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın ve milletvekillerimizin, bir başkanı, belediye başkanlarımızın katılımıyla Palandöken ve Yakutiye ilçe başkanları seçimleri yapıldı. Palandöken'de Haktan Ömeroğlu, Yakutiye'de ise Recep Aydın yeniden güven tazelediler. Zaten Haktan Ömeroğlu ile başlayalım. Haktan Ömeroğlu Palandöken bölgesinde gerçekten başarılıydı. Belki her ne kadar da yaptığı çalışmalarını basına, halka duyurmaktan ziyade ben halkım beni bilsin mantığıyla çalışan bir başkandı ve görüştüğümüz, sohbet ettiğimiz her yerde de Haktan Ömeroğlu'nun başarılı olduğu zaten konuşuluyordu. Yönetimde de her yerde de konuşulan bir şeydi. Yine Yakutiye ilçe başkanı Recep Bey'in de gerçekten kişilik olarak efendiliğiyle, mütevaziliğiyle, ticaretten aldığı ahlakı gerçekten AK Parti ilçe teşkilatına taşıyıp o görevi de layıkıyla yerine getirdiğine ben şahsen inanıyorum. Oyum yoktu ama oyum olsaydı Palandöken'de Haktan Ömeroğlu'na, Yakutiye'de de götürür Recep Aydın Beyefendi. Hiç gözüm kapalı oyumu verirdim. Neden? Çünkü her şeyden önce AK Parti'nin 2002'deki kurucusu ve hala daha partili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ahlaklı siyasetine, ahlaklıca siyaset yapan iki isim olarak düşünüyorum. Önümüzde evet siyaset var Cem Bey, seçim var. Bu seçimde neler olacak? Bu ilçe başkanlıklarının seçimlerinden ziyade ilçelerden sonra il seçimine doğru gidiyor şehir. İl teşkilatı seçilecek. Artık Mehmet Eminöz Beyefendi son günlerde basından, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla artık ilçe teşkilatlarının hemen hemen genel itibariyle 19 ilçede hemen hemen herhalde 14 tanesi, 13-14 tanesiyle eski başkanlarıyla devam etme kararı aldı. Delege de onlara oy verdi. Evet, seçim yaklaşıyor. Az önce Cem Bey çok güzel bir konudan bahsetti. Demişti ki bir milletvekilinin, bir siyasetçinin, bir siyaset düşünen kişinin hitabeti çok iyi olmalı. Hitabeti şöyle olmalı. Burada ben bir de seçim yaklaşırken milletvekillerimizi değerlendirmeden de geçmeyeceğim. Yine İbrahim Aydemir Beyefendi'nin AK Parti adına, tüm milletvekilleri adına, il başkanı adına, il teşkilatı adına, ilçe başkanları ve ilçe teşkilatları adına, kısacası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gelip Erzurum'da mitingde söyleyeceği bir sözcüğü kendisi kullandı. Ben gerçekten tebrik ediyorum ki bu bir akıl ürünüdür aslında. Dedi ki Erzurum'a yıllardır deniz getireceğiz diye Erzurum'u kandırdılar. İşte AK Parti Erzurum'a denizi getirdi. Deniz Erzurum'a 1,5 kilometre dedi Ovid. 1,5 saat Ovid tünelinden sonra. Ben tebrik ediyorum İbrahim Aydemir'i bu zeka ürünü siyasetinden ve hitabetinden dolayı. Evet, Cem Bey yine az önce söylemişti. Yine programın başına doğru dönüyor gibi olduk. Ama milletvekillerimizi konuşmadan geçemeyeceğim. Recep Akdağ Beyefendi'nin Kudüs hakkında konuşması gerçekten Türkiye genelinde ulusal basını ve yerel basını takip ediyoruz. Bütün ulusal basın, bütün yerel basın Sayın Recep Akdağ'ın konuşmasına yer verdi. Herkes takdirle karşıladı ve o güzel sözcüklerini de manşetlerine taşıdılar. Recep Akdağ zaten bir marka dedik. Recep Akdağ sadece sağlık alanında değil, Türkiye'nin başbakan yardımcılığı sürecinde de gerçekten en çok öne çıkan, en çok isabetli konuşmalar yapan bir bakan olarak şu anda göz önünde. Diğer milletvekillerimizden Zehra Taşkesenlioğlu bu aralar gerçekten hitabeten bakın. Zehra Taşkesenlioğlu bölgesinden oy alamamış diyebiliriz. Zehra Taşkesenlioğlu hakkında onu diyebiliriz, bunu diyebiliriz ama Zehra Taşkesenlioğlu'nda gerçekten hitap noktasında hitaben vatandaşa anlatmak istediğini anlatan
vatandaşı dinleme noktasında iyi bir milletvekili olduğunu kesinlikle itiraz edemeyiz. Bunu yapamayız ama önümüzdeki seçim sürecinde halka ne sunar, halka ne verir, halka ne anlatır, halktan ne ister bunu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Evet, Orhan Deligöz Erzurum'a davet etti herkesi. Herkesi Erzurum'a davet ediyorum dedi. Yatırımcıyı davet ediyorum. Erzurum'a gelin dedi. Erzurum'u görün, Erzurum'u yaşayın. Sonra Erzurum'da yaşayıp yaşamayacağınıza karar verin dedi. Evet, Orhan Deligöz'ün bu haftaki bu çıkışı da gerçekten takdire şayandı. Çünkü şehrimizin gerçekten yerli ve yabancı turistten ziyade Erzurumlu olup kimliğinde Erzurum'u yazıp Erzurum'u görmeyen hemşehrilerimiz var. Bunları gerçekten şehrimize çağırmamız gerekli. Bu da siyasilerimizin üzerine düşen bir görev. Orhan Deligöz vekilimiz bu hafta bunu gerçekleştirdi. Bir de Orhan Deligöz'e bu hafta içerisinde büyük bir görev verildi. Erzurum için faydalı bir görev olacağına inanıyorum. Tarım ve hayvancılıktan sorumlu bir komisyona atandı Orhan Bey. Orhan Bey'e şunu söylemekten de geçemeyeceğim. Sayın milletvekilim, Sayın Orhan abim, Sayın vekilim, Erzurum'da tarım ve hayvancılık gerçekten çok kötü bir konuda. Bunu geçtiğimiz hafta içerisinde yine Cem Bey'in yerinde otururken yanımıza gelen misafirlerden yola çıkarak söylüyorum. Erzurum'da 600 hayvanlık, 1000 hayvanlık, 500 hayvanlık hayvancılık yapılabilecek alanlar var. Çiftlikler var, tesisler var ve bunlar atıl durumda, kullanılmaz durumdalar. Yapılan bir matematik ben anlamam ama Cem Bey inşallah bu konuya girecektir, bilmiyorum girer mi? Bir matematik hesabında Erzurum'da 500 hayvanlık boş yatan bir çiftliğin ülkemize vermiş olduğu zarar ve istihdama verdiği zarar, karşılığında elde edilmesi gereken et, süt ve istihdam noktasında büyük bir kayıp içerisindeyiz. Bu yeni görevinizde inşallah Erzurum tarım ve hayvancılığı üzerine başarı elde edeceğimize inanıyorum. Şimdi AK Parti ilçelerle başladık tabii. Ender bir potpourri yaptı. Aslında milletvekillerini tekrar söylemiş oldum. Konuşmuş olduk. Önemli değil, tamam. Şunu söyleyeyim. AK Parti ilçeler işte Yakutiye ve Palandöken'in seçimi vardı. Ben mesela Yakutiye ilçe başkanıyla da Palandöken ilçe başkanıyla da böyle çok gidip böyle her gün oturup konuşan, sohbet eden bir insan değilim. Aynen öyle. Ama mesela hem AK Parti Yakutiye ilçenin hem AK Parti Palandöken ilçenin görevlerini yapma konusunda, göz doldurmak konusunda gayet mahir olduklarını görüyoruz. Mesela biz AK Parti Aziziye ilçesiyle ilgili buradan eleştiri gönderdiğimiz zaman karnı ağrıyanlara şunu söyleyeyim. Kardeşim, ben AK Parti Yakutiye ilçenin nerede olduğunu bilmiyorum. AK Parti Palandöken ilçe başkanlığının nerede olduğunu vallahi bilmiyorum kardeşim ben. Bilmiyorum ya. Ama bana gelen, halktan gelen, medyadan takip ettiğim, siyasetçilerden dinlediğim, milletvekillerimizden dinlediğim konuya bakınca ben AK Parti Yakutiye ilçesinden de, ilçeden ve ilçe başkanından da, Palandöken ilçesi ve ilçe başkanından da memnun olduğumu, halktan çok güzel izlenimler aldığımı bakın söylüyorum. Demek ki konu diyalog içerisinde olmak da değil. Konu bir makama geldiğimiz zaman o makamın hakkını vermek, o makamla ilgili yapılması gereken işleri yapmakmış. Ana mesele bu. Buradaki işte ille ilgili konuşuyoruz. Bakın benim Facebook'uma yazmış. Geçen hafta ille ilgili yapmış olduğumuz bir paylaşıma adam aynen şunu demiş. Demiş ki kardeşim, ben de AK Parti il binasının olduğu sokakta ben esnafım. Ben bir gün il başkanının bu bizim kapımızı açtığını görmedim. Siz ne diyorsunuz? Yokunuza gitmiş, Karayazı'ya gitmiş. Adam inanmıyor. Neye inanmıyor? Diyor ki ya da ben yani yanında onun komşusuyum. Bir gelip bana hayırlı işler, nasılsın? Esnaf kardeşim, iyi misin? Biz burada AK Partiliyiz ama sizinle de komşuyuz da. Demek ki AK Parti il henüz binasının bulunduğu bölgedeki esnafla diyaloğa geçmemiş. Bu bir eksiklik. Ha ben bunu söyleyeceğim.
Mehmet Emin Özman'a operasyon yapacak perde arkasından. Ona bir şey söyleyeyim. Bırakın bu işleri ya. Ben 25 yıldır yapıyorum bu işi ya. Ha bakın bütün uzuvlarım yerinde duruyor. Hiçbir şey yok yani. Bir problem yok. Onun için işini düzel, işini güzel yapanlar, işini düzgün yapanlar, duruşunu sağlam sergileyenlere her zaman biz buradan güzel şeyler söyleriz. Söylemeye de devam edeceğiz diyorum. Bir haftaya bakış programını daha burada bitiriyorum.